Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle Huy 4'te tekrardan Bosphorus DLC'sinin rehberlerinden birisi olan Türkiye'nin başlangıcına değineceğiz. Ve bugün sizlerle hangi yolu yapsak? Faşist. Evet, faşist, faşist, faşist olsun. Diğer rehberlerimizde de olduğu gibi bunda da hızlıca şey yapacağım. Tık 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 diye gideceğiz. O yüzden autofocus, complete ve politik puan. Niye böyle yapıyorum? Zamandan tasarruf için. Bekleyebiliriz ama. Bir saniye. Evet. Yine dediğim gibi bunu yapmak her zaman için daha mantıklı. Fazlasıyla alıyorsunuz. Çok fazlasıyla alıyorsunuz. O kadar keyifli ki. Abi faşist yolu içinde yine öyle bir anda ben faşistim demekle faşist olunmuyor dostlar. Yine Arrow'u seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Buradan dur bu değil. Bakayım. Ha pardon 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 pardon. Buna da geleceğiz. Buna da geleceğiz. Buna da geleceğiz. Yine devrim yolunu seçeceksiniz. Ve size buff verecek. Tekrardan anlatacağım. Advisor gelecek. Değil mi? Evet, komünist liderler değişiyormuş. Tamam. Direkt bu yoldan gidiyorsunuz yine faşizm için. Kemalizmin yeni modern yolu diye devam ediyorsunuz. Faşist konseyi integrate edip devam ediyoruz. Bu yoldan da %2'lik bir population alacağız ve faşizm artışı olacak. Şu an için parti popülerliği, parti popülasyonu bekleyeceğiz faşizmin artması için. Faşizmde birazcık daha farklı bu isyan bastırma mekanikleri hemen değineceğiz. Yine hem komünizmi hem faşizmi arttırabiliriz. Bekleyin. Bu arada 150 stabilitenin altına düşerseniz birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Bu yolu seçmek öyle her zaman avantajlı değil ama yapmanız gerekiyor. Gösterelim. Hala da Kemalist bir yoldayız bu arada. İspanya Savaşı'na gene faşistlerin yanında katılabiliyorsunuz. Kemalizmi gene yayıyorsunuz. Faşist de olsanız yine Kemalist bir düşünceye sahipsiniz. Hani Kemalist ama faşist Kemalist. Ya da komünist ama komünist Kemalist gibi. Hani merkez sağ merkez sol. Net bir şey yok. Mesela buradaki yine isyanları bastırabiliriz. Yine integrate muhabbeti var. Tabii ki de. Bakın mesela bu sefer dur bakayım. Birazcık daha şans faktörü değişiyor. Durumdan duruma göre. Ülke yazıca faşist yapmak istiyoruz. Advisor olarak Recep Peker geliyormuş. Peki. Hani değil mi İsmet İnönü değil de başka advisorlar da geliyor diyor. Böyle ve faşizm support veriyor. Mesela ülke çok daha hızlı faşizme dönüyor bu yolda. Çünkü bu advisor faşist bir advisor. Nerede o? Partisi, şey partisini seç. Sınıra port alabiliriz. Yine building slotlar alınabilir. Bekleyin. 12 adayı tekrardan bir isteyeceğiz bakalım. Belki neden ona? Çok erken yaptığımız için gene vermeyebilir de. Yine Atatürk'ün yolundan şaştığımız için yine bir debuff yiyeceğiz. Hatay'ı gene isteyelim. O meşhur konuşmasını da yapıyor yüce liderimiz. Devam. Pretty rate otomatik geçirmesi bu arada sizin için bir debuff değil. Aynen, aksine buff'tır yani. Onu da diyeyim. Buff abi bence buff. Pretty rate. Ben Alman'la geçiyorum yani. Siz düşünün. Bir yandan da askeri fabrika sıkabilirsiniz öyle rastgele.
Normal sivil sıkın da yani. Askeri de sıkabilirsiniz. Serisini izledikten sonra zaten anlayacaksınız. Öyle bir anda öyle gitme yok. Bekleyin. Faşizm zaten son derece hızlı artıyor. Normal ideolojilerine nazaran. War Support var ve faşizmi biraz daha buff'la. Gibi gibi. Yine bu isyanları bastıracağız. Sırf bunlara özel bir rehber yapabilirim bu arada. İsterseniz eğer. Devam. Kaç oldu? Çok daha hızlı artıyor demiştim. Komünizmden daha hızlı artıyor. Çünkü şu advisor yüzünden %10 faşizm support veriyor. Ayrıca bir de faşist şey var mı bizde? Ha yok. Ya bu %8 verirken bu %10 veriyor. Daha hızlı artıyor ama. Çok daha hızlı dönebiliyorsunuz faşiste. Bir de şuradan aldığınız hani buff'la beraber bayağı hızlı dönüyor. Görelim. Günlük 0.08 değişim çok iyi bu arada. Evet, %30'a geldikten sonra açınıyor. Mehmet Recep Peker geçiyor başa ve ülke delisi faşist oluyor. Ama Atatürk Advisor gibi bir duruma çekiliyor. Yani ülke yönetmeyi bırakıyor ama hani söz sahibi durumunda. Ve biz ki hala da Kemalist bir yoldayız. Bakın unutmayın bunu. Hala da merkez sağa döndük ve Kemalist bir yoldayız. Hatta ve hatta Kemalizmin savunucusu diyebiliriz. Çünkü hala da Kemalist şeyler var. Bağlılıklar bizden yana. Ve Kemalizmi yayabiliyoruz böyle etrafa. Devam. Yine dışarıdan yatırım alırsın almazsın. Bu tamamen senin oyunu işine bağlı. Ama bence al. Devam. Mesela buradaki ayrılıkçılara bir bakalım. Bak gayet de iyi. Vay be. 360 gün boyunca 2000 manpower haftalık. Keyifli. 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 Abi isyancı kalmadı. Faşistin olayı bu. Bak. Yok abi. Ya hiç yok. Bak bir tane bile yok. Görüyor musun? Hatta bakalım. Bak. Görüyor musun? Yok. Bak nasıl uyum sağlamışlar. Kimse yok. Bak. Bunlar var tabi. Bazı Hakkari ve şeyde var. Diyarbakır'da var ama. Mesela yukarıda yok. Nerede? Gitti. Yalan oldu. Fış. Uçtu. Devam. 12 adayı isteyeceğiz bakalım. Ah, şükürler olsun çalıştı. Neyden? Dur Yunan'dan isteyeceğiz galiba. Yok İtalya'dan isteyeceğiz pardon. Seçenekler var. İlk başta Antalya'daki kaynaklar karşılığında anlaşabilirsiniz. Ya da 3 sivil fabrika verebilirsiniz. Ya da hani at be işte sen de faşistsin ben de faşistim halden anla diyebiliriz. Yemeyecektir muhtemelen. Ya Antalya'daki kaynaklara anlaşacağız ya da sivil fabrikaya. Muhtemelen sivil fabrika. Aldık. Evet adalar alınmıştır. Tabii ki de kor değil. Onu da söyleyeyim. Aldık yani sadece. Bu. Ondan sonra tekrardan şey var. Size halkınıza faşizm ve war support veriyor. Ve fabrika. Military fabrika veriyor. 12 aday için buna değer mi? Değmez. Hiç anlamı olmayan bir şekilde değmez. Gerek yok. 3 sivil fabrikayı sen buradan alıyor musun? Alamıyorsun. Bak sabotajcilik mesela. Hiç olmayan yerden dur. Nerede o? Kaç fabrika var burada? Hiç yok. Bak olmayan yerden bir de sabotajcilik altyapıya. Ne gerek var? Altyapı değil mi? Evet. Gerek var mı? Bence yok. Bence yok. Yani. Ha alabilir misin? Dostluğu karşılığında belki improve atarsan verir. O ayrı konu. O zaman sakalını alırsın yani. O zaman okey. Gittin abi faşist oldun. Senin artık justification hakkın var. Yani hiç durmadan atabilirsin justification'ını. Çok erken bir dönemde dönüyorsun zaten. Ama unutmaman gereken şey ise dünya tansiyonu. Yakın çünkü. Önceden hemen Yunan'a atayım alayım. Bitti o devir bitti. Ya da Bulgar'a yetiştireyim bitti.
Dene, zaman yetiyorsa yaparsın. Yap, yetmiyorsa yapacak bir şey yok. İki savaş aynı anda başlatabilirsin belki. Zaten bir yerden sonra dünya birbirine girecek. Gittin abi. Her zamanki gibi klasik fokusuna gittin. Bak burada bir olay var. Eğer İngiliz ve Fransız garantisinden bıktıysan en azından İngiliz garantisini yeme. Fransa yine yersin. Ya buralara şu an Fransa atamaz da. Şey İngiltere atamaz. Niye? Sana garanti verdi çünkü. Gördün mü? Bak üzerine gir. Sen de garanti var. Ne demek bu? İngiltere buraya garanti atsa bile hiçbir şey yapamaz. Gelemez bu savaşa demek. Böylece daha iyi genişleme imkanların olacak. Ama nasıl çalıştığını görmek yine seriyle mümkün. Önce Alman tarafına gidip diyorsun ki kronlarım karşılığında biraz yatırım yapmak ister misin beyefendi? O da tamam diyor. İtalya'dan Leyten kalıyorsun. Devam ediyorsun. Bak bu buff'ları aldın. Bekle. Bu buff'ları aldın. Bekle. Sana yatırım yapmalarını bekle. Alliance'dan buff'ını aldın. Gittin Sovyet'ten buff'ını aldın. Non-Aggression Pact'ini imzaladın. Devam ettin. Buraları yaptın. Mesela borcunu ödememeyi tercih ettik yani biz ödemeyeceğiz dedik. Tık. Ödemiyorum. Canımı mı alacağım dedik. Bundan sonra yine sana faşist olarak Alliance'a ya da diğer optionlar açık. Ama tabii biz faşist olduğumuz için bir Axis'e bir göz atalım yani ne oluyor bir bakalım. Axis'e girdik abi. Axis'e girince şeyin garantisizden kalkacak o yüzden hemen Axis'e girmeyin. Bekleyin abi. O serciyi zaten yapana kadar siz bu etrafı yemiş olursunuz. Hani en son buna gireceksin. Yine deve ünitlerin teknolojisini açıyorsun. Evet. Almanlar sana yatırım yapıyor. Irak'a şöyle göstereyim. Darbe yapıp puppet alıyorsun. Bak. Bak senin. Yunanistan'a direkt war gold veriyor sana. Ve Almanların sana getirdiği buff, ordu buff'ı var ve division recovery rate var. Ondan sonra alırsın hangi buff'ı istiyorsan. Mesela bunu aldın. Değil mi? Baktın. Hangisi hoşuna gidiyorsa. Bir söz sultanı kesin al en erken. Buraya kadar geldin Almanlarla savaştın. Yedi dünyayı fethetmeye yakın böyle artık son böyle demlerine doğru da. Diyorsun ki ben Misak-ı Milli istiyorum kardeşim. Almanlara ilgilendirmediği için Almanlar mesela faction'dan atmadı. Devam ediyorsun. Claim'ini atıp yine Misak-ı Milli'nden devam edip Turan'ı ilan edebilirsin. Yok tamam atmadı. Attım diye baktım abi. Öyle. Böyle. Hani faşist yolda böyle. Faşist olunca sizi sağlayacağı avantaj çok hızlı justification Bulgar tarafı Yunan tarafına çok hızlı justification atmanız ve hemen ele geçirmeniz. Ve aynı zamanda da Almanların o savaşçı yeteneğini kapıyorsunuz abi. Manpower'ın zaten uçuyor. Recruitable population'ın uçuyor. Yani direkt var ekonomiye de geçebilirsin. Ekstra bir avantaj. Keyifli. Keyifli kullanın yani. Faşist yolda da bir defa oynamak lazım yani her seri için. Yine Kemalist tarafta kaldığı için yine iyi bir yol. Çünkü Kemalist'in verdiği buff gerçekten çok iyi. Recruitable population önemli bir buff'tır. Yani. Faşist yolu da aynen bu şekilde oynuyoruz ve dünyaca hani o gittiğimiz bufflardan alıyoruz abi. Tık 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 tık. Seri olmadan yine bunun da neye yol açacağını görmek birazcık zor. Önce bir serisini çekeceğiz. Ondan sonra nasıl güçlü mü, zayıf mı öyle karar vereceğiz. Benim gözlemlerime göre buradaki en güçlü yol kesinlikle faşist yolu diyemeyeceğim ama güçlü. Güçlü, bayağı güçlü. Bayağı güçlü. Bunun bir çeşit varyantı da Entate'i kuruyorsun abi. Evet, Entate'i kuruyorsun yani bir nevi Entate. Gidiyorsun İtalya'ya diyorsun ki gel faction'a. Bulgar'a gidiyorsun ki gel faction'a. Yunan'a gidiyorsun ki gel faction'a. Fark etmez. Portekiz'e gidiyorsun gel faction'a. Faşist İspanya'ya gidiyorsun diyorsun ki gel faction'a. Sonra hadi ya Allah Alman'a mı girersin şey mi? Alliance'a mı? Sovyet'e de girebilirsin. İyi olmasın. Böyle güzel bir mission tree'si var faşist yolunda. Lakin çok bir anlamı şey de yok yani bildiğiniz faşist oynuyorsunuz. Turan'ı kurmak için çok iyi bir yol. Özellikle Alman'ı arkana alıp buralardan Turan topraklarını anlaşıp sonra Alman'ı satarak bir oyunu oynayabilirsin.
eğlenceli ve Türkiye'nin artık yeni dinamiklerine de yavaş yavaş alışacağız dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız videomuza beğendiyseniz tabii. Çok mutlu edersiniz bizi. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.